Arkadaşlar merhaba. Bugün Eforbia trigona'nın, yani süt ağacı diyoruz buna. Bunun saksısını ve toprağını değişeceğim. Onun için size bir video çekmek istedim. Şimdi bir tane boş poşet aldım. Trigona'mızın eski toprağını temizleyip yeni saksısına geçireceğim. Daha büyük boy saksıya geçireceğim. Çünkü artık bu üretim saksısı ona bayağı küçük gelmeye başlamıştı. Bunun saksısını biraz daha büyütürsem gelişimi çok daha güzel olacak. Daha büyük bir trigonaya sahip olacağımı düşünüyorum. Toprağı gayet rahat temizlenebiliyor. Kökleri hafifçe böyle zedelemeden eski toprağından arındırıyorum. Aynı zamanda kök kısmını, gövde kısmını da kontrol etmiş oluyorum. Herhangi bir hastalık, çürüme var mı? Bunu da görmüş oluyorum. Evet, tamamen eski topraktan arındırdım. Şu kuru yapraklarını temizleyeceğim. Üzerinde kuruyan yaprakları. Burada yeni yeni yapraklar tekrar vermeye başladı zaten. İki ayrı kök. Aslında bunu ayırabilirim ama şu anda ayırmayacağım. Yine iki kök olarak bir saksıda bütünleştireceğim. Şimdi bunu temizleme işlemi bitti. Şunu içine bir oturtayım. Kötü toprağımızı alalım. Görüntü kirliliği de ortadan kalksın. Şimdi bunu dikmek için hazırlayacağım toprak karışımına bir miktar Hindistan cevizi torfu koydum. Ben Hindistan cevizi torfu olarak Seltop kullanıyorum arkadaşlar. Senelerdir bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Dükkanda da bundan satıyorum. 3 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik, 20 ve 40 litrelik Seltoplar elimde şu anda mevcut. Şimdi bu Seltopun içine bol miktarda ponza koydum. Kaktüs olduğu için bu malzemeleri daha bol tutacağım. Hatta biraz daha ilave edeyim. Toprak fazla gelebilir saksıya. Şu boy bir saksıya dikeceğim. Siyah saksı tercih ettim. İyice karıştırdıktan sonra içine toprağımızın zeolit ilave ediyorum. Zeoliti de bol miktarda kullanacağım. Onun ardından şöyle lekat kil bilyesi var elimde. Kil bilyesinden bir miktar ilave ediyorum. Evet, biraz kil bilyesi ayıracağım. Bunu da saksının trigonayı diktikten sonra saksının üzerini süslemek için kullanacağım. Eğer köksüz bir bitki olsaydı vermikülit de ilave edecektim. Ama şu anda gerek görmüyorum. Gayet iri taneli bir toprak karışımı elde ettim. Böyle iyice karıştırıyorum. Hindistan cevizi torfu sadece bir yerde topaklanıp kalmasın diye ponza ve zeolit de iyice karışmış olsun.
gayet güzel bir toprak karışımı oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu kolları sıvayıp saksımızın içine çiçeğin kök kısmına kadar toprakla dolduruyorum. Sanırım bu kadar yeterli gelecek. Şöyle göstereyim. Şimdi trigonamızı alıyorum. Saksımıza şöyle tam ortalayıp şu şekilde tutup toprağa doldurmaya devam edeceğim. Şöyle rahat görebilirim. Tam ortalayarak oturttum. Şimdi kökleri tamamen karışımla kapatıyorum. Eforbiyalar türü gereği en ufak bir darbe aldığı zaman beyaz sütler akıtır. O yüzden süt ağacı deniyor. O beyaz sütlere eldivensiz kesinlikle dokunmayın arkadaşlar. Dokunursanız da ellerinizi yıkayın, yüzünüze falan sürmeyin. Çünkü alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Şimdi iyicene gövdeyi sabitlemem lazım. Saksı da sallanmasın. Şimdi biraz daha toprak ilave edeceğim ve bir oturtup şöyle ortalayacağım. Evet, şimdi rahatlıkla toprağımızı doldurabilirim. Şimdi saksıyı ağzına kadar toprakla dolduruyorum. Toprak ve saksı değişiminden sonra hem bitkimizin toprağı yenilenmiş oldu. Eski toprağından arındırdık. Hem de saksı boyu büyüdüğü için çok daha güzel gelişim gösterecektir. Trigonalar görsel olarak da çok güzel. Benim çok sevdiğim bir tür. Güneş gördüğü zaman da kıpkırmızı renklenen bir tür. Gövdesi de desenli. Yaprakları da kırmızı ve yeşil desenli olabiliyor. Karışım tam denk geldi. Göz kararı hazırlamıştım. Şimdi biraz daha bastırayım. Masa kil bilyesiyle dolduracağım. Üst kısmını. Kil bilyemizi de. Şekilde etrafını kil bilyesiyle dolduruyorum. Görüntü de çok güzel oluyor. Hem de sulama yaptığımız zaman kil bilyeleri biraz suyu tuttuğu için bitkinin susuz kalmasını önlüyor. Sık sık sulama yapmamıza gerek yok. Gerçi trigonalar yani eforbiya türleri diğer dikenli kaktüslere nazaran daha fazla suyu seven türler. Evet.
süslememizi de yapalım. Evet, saksı boyu çok uygun oldu. Tam istediğim gibi oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, trigonalar, eforbia türleri diğer kaktüslere nazaran suyu daha fazla seviyor. Güneşi de seviyorlar. Bunlar iç mekanda da oluyor. Birçok arkadaşımız evin içinde de bundan yetiştiriyorlar. Tabii ki güneş görme şartıyla cama en yakın yerde trigonayı konumlandırabilirsiniz. Şimdi bakıyorum kuruyan başka yapraklar var mı? O yaprakları temizlediğimizde yerine yeni yapraklar çıkacaktır. Trigonaları nasıl çoğaltırız? İstersek trigonaları böyle keskin bir falçata ya da bıçakla keserek dip kısmını, hani kestiğimiz bölgeyi kurutup, mesela bir hafta falan kurutup kuru toprağa diktiğimizde köklenecektir. Bu kestiğimiz altta kalan, hani saksının içinde kalan bölümde yeni sürgünler verecektir. O şekilde çoğaltabiliriz. Yalnız şuna dikkat çekmek istiyorum. Kaktüsleri kesip diktiğimizde, yani üretmek için kesip yaralı şekilde, hani yarasını kurutun ya da kurutmayın, diktiğinizde kesinlikle su vermiyoruz. En az bir 10 gün 15 gün su vermiyoruz. Su verdiğimiz zaman o kaktüs kesinlikle çürür, ölür. Bunu bir kenara not edin ya da aklınızda tutun. Kaktüslerimizi yeni diktiğimizde aslında bütün sukulent ve kaktüs türlerine toprak değişiminden sonra, saksı değişiminden sonra sulamıyoruz. Ama gövdeden kesip çoğaltmak için çelik aldığımızda onun kurumasını bekliyoruz bir 10 gün kadar. Yarası kuruduktan sonra kuru toprağa dikiyoruz. Böyle kaktüs karışımı, hani kaktüs toprağı karışımına dikiyoruz. Uzun bir müddet su vermiyoruz. Merak etmeyin, susuzluktan ölmez. Su verirseniz ölür. Bunu her zaman belirtmek isterim. Çünkü birçok arkadaşımız üretmek için böyle kaktüsleri kesip diktiği zaman, ben kaktüsümü diktim, yaşatamadım, öldü, eridi, su gibi oldu falan diye söyleyenler var. Bu kesinlikle su verdiği için ölüyor. Yani bu şekilde susuz bekleteceğiz. Şimdi ben buna da su vermeyeceğim. Bir müddet, en azından bir hafta 10 gün susuz şekilde bekleyecektir. Zaten bu Hindistan cevizinin içi biraz nemli gibi oluyor. Onun nemi buna o müddet içinde yetecektir. Sonrasında bol sulama yapıp saksının altından, bu saksının altında delmiştim zaten ben daha önceden, tabaklı saksı. Şimdi kaldırıp gösteremeyeceğim. Aslında bu alt tabağa çıkıyor ama takıp çıkarması, saksı doluyken, içinde bitki varken zor oluyor. O yüzden daha önceden delmiştim bir toroidayı ısıtarak. Fazla su alttan süzülecek arkadaşlar. Süzüldükten sonra tekrar istediğiniz yerde konumlandırabilirsiniz. Trigonanın bakımı, toprak değişimi, saksı değişimi bu şekilde. Dediğim gibi sadece torfa dikmeyin, sadece Hindistan cevizi torfu kullanarak dikmeyin. İçine gösterdiğim malzemelerden elinizde varsa karıştırın, yoksa internet üzerinden bunları temin edebilirsiniz. Tekrar malzemelerin neler olduğunu ben size tekrarlayayım. Hindistan cevizi torfu, pomza, zeolit. Eğer bitkiniz köklü değilse içine vermikülit de karıştırabilirsiniz. Perlit kullanmıyorum ben. Perlit çok fazla su tutuyor. Aslında toprağı havalandırıyor ama su tuttuğu için ben perlit pek tavsiye etmiyorum. Yani en azından kendim kullanmıyorum. Zeolit de çok faydalı. Zeolit karıştırabilirsiniz ve özellikle kil bilyesini tavsiye ediyorum. Elinizde varsa lav taşı, yoksa kil bilyesi. İkisi de varsa ikisinden de karıştırabilirsiniz. Bunlar bitkiler için çok faydalı olan karışımlar. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiler.